Müminin suresi. Şeytan Allah'a sığınırım. Rabbimiz onları cennetlerine sok ki onlara bunu vaat etti. Babalarından, eşlerinden. Kimlerle cennete giriyormuş mümin? Babalarından ve eşleriyle. Evlenirken o zaman neye dikkat edeceğiz? Parasına, puluna, şöhretine, şununa, bununa falan feşmekanına değil, imanına. Çünkü sonsuz hayatta yaşayacağın eşini seçmiş oluyorsun. Burada 20 yaşında evlensen bir hanım, o 2-10 sene sonra 40 yaşına gelir. Ama orada daima genç olarak eşinle katrilyon çarpı katrilyon diye, katrilyonlarca sene katrilyonu söylesen, bu çarpımı söylesen, meydana gelen sayı sıfır hükmünde olmuş oluyor daha. Hiç başlamamış gibi oluyor. Bak, katrilyon çarpı katrilyon diye katrilyonlarca sene çarpmış olsan, meydana gelen rakamı düşünün. Ne kadar zaman geçti diye bakarsan başlangıçtan itibaren, sonsuzluğa nazaran daha sıfır oluyor. Başlangıç başlamamış oluyor daha. Yani o şekilde eşini seçiyorsun. O zaman takva birinci planda olacak. Allah'ın rızasının en çoğunu gözeterek, takvayı gözeterek mümin evlenecek. Adamı böyle sosyal sigortalar kurumu gibi görürse olmaz. İşte darphane gibi para basar. O da onu işte üst bedenindeki pisliğini attığı, çöp tenekesi gibi görürse, işte ütü yaptırdığı, yemek yaptırdığı, efendim çamaşırlarını yıkattığı bir hizmetçi gibi görürse, bu olmaz. Kadının öyle bir görevi yok. Kadının görevi kul olarak, mümin olarak ahiret kardeşi olmasıdır. Birlikte Allah'ın rızası için mücadele etmek için yaratılmışlardır. İnşallah. Tabii ki birbirlerine bir rahatlatıcı yönleri vardır. Ayet karşılıklı rahatlayasınız diye size sizden eşler yarattım diyor. Ama bu da derin sevgi ve takvayla, yoksa gerilime düşersin. Rahatlatıcı asabını bozar. O yüzden Allah'a inanmayanlar evlendiklerinde cehenneme döner. Birçok insan biliyorsunuz eşinden nefret eder. Karısı kocasından, kocası karısından nefret ederler. Mesela çok pis laflarla bunu ifade eder. İşte karı dırdırından bıktım, bilmem ne, o işte o adamın şeyinden, yüzünü görmek istemediğini söyler. Mesela adam emekli oluyor, aman diyor eve gelme diyorlar. Evet. Nefret ediyorlar, git diyor, kahvede otur, ne yapıyorsun, hep eve gelme. Çünkü varlığından rahatsız oluyor. Adam da onları görmek istemiyor zaten. Böyle bir sistem Allah onları da geliştiriyor. Acıya ve azaba çeviriyor. Ama mümin de saniye dakika bile ayrı kalmak istemiyor. Çok sever, çok hoşlanır. Sürekli ferahlatıcı, rahatlatıcılar eş. Yüzüne baktı mı rahatlık duyar. Sarılır sever, rahatlık duyar. Muhabbet eder, rahatlık duyar. Sürekli gevşeticidir. Onun için diyor Allah ayette, sessizden eşler yarattım, karşılıklı rahatlayasınız diyor. Öbür türlü ne var? Gerilim meydana getirtiyor Allah. Mümin muttaki oldu mu da huzur ve sevinç meydana geliyor. Ve soylarına salih olanları da, dedelerimiz, değil mi? Soyumuz, geçmiş ceddimiz. Gerçekten sen üstün ve güçlü olansın Cenab-ı Allah. Hüküm ve hikmet sahibisin. Ve onları kötülüklerden koru. O gün seni kim kötülüklerden, sen kimi kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona rahmet etmişsin. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Şüphesiz küfredenlere de şöyle seslenir. Allah'ın gazaplanması elbette sizin kendi nefsinize gazaplanmanızdan daha büyüktür. Yani birbirlerine nefret ediyorlar ya, gazaplanıyorlar. Allah'ın gazabı çok daha büyüktür diyor Allah, Cenab-ı Allah. Çünkü siz imana çağrıldığınız zaman inkar ediyordunuz. Dedi ki Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere de dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı? Reenkarnasyona inananlar da bu ayeti delil olarak göstertiyorlar. Yanlış anlıyorlar. Halbuki biz zer aleminde Allah'a söz verdik. Peygamberlerden söz alındı. Değil mi? Tamam. Allah diyor senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, İbrahim hepsine, yani bu lazım peygamberlerden söz aldık diyor Cenab-ı Allah.
Size bir elçi gelecek, ona yardım edeceksiniz. Bu aynı zamanda Mehdi'ye işaret ediyor inşallah. Çünkü Hazreti İsa Mesih gelecek, Mehdi'ye yardım edecek. Ama bütün peygamberler, başka peygamberler geldiğinde onlara yardım edecekler. Aynı zamanda buna işaret ediyor ayet. Yani asıl anlamı budur. İkinci işaret anlamı da bu Mehdi ile ilgili olandır inşallah. Öyleyse dini yalnızca ona, Allah'a halis kılanlar olarak Allah'a kulluk edin. Kafirler hoş görmese de, darmistler, materyalistler hoş görmeyebilir. Rahatsız olur. Sürekli aleyhinde yazı yazar. Münafıklar, üçkağıtçılar, müşrikler. Değil mi? Sen Kur'an yeterli dersin, onlar saldırırlar, abuk subuk konuşurlar. Sen İsa şahıstır dersin, onlar hayır İsa gelmeyecek derler. Açık Allah'ın ayetlerini reddederler. Bir kısmı cahilinden reddeder, ayrı mesele. Bak şeytan Allah'a sanırım. Müminin suresi 4. Allah'ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Yani darwinist materyalistler mücadele ediyor şu an. Öyleyse ondan şehirlerde dönüp dolaşma seni aldatmasın. Yani konferanslar yapması, kitapçı dükkanları açıp faaliyetler yapması, televizyonlarda çalışmalar yapması seni aldatmasın. Onların etkisinde kalma diyor Allah. Onlar o görevini on yapacak. İman hakikaten önemini gösterten bir ayettir aynı zamanda. Yani imanın ana sorun olduğunu gösterten yüzlerce ayetten birisidir. Kendinden önce Nuh kavmi de yalanladı. Niye? İman zafiyeti. Yine bak iman hakikatin önemi. Kendinden sonra sayısı çok fırkalar da. Bak yine iman hakikatin önemi. Her ümmet kendi elçilerini susturmak için yakalamaya yeltendi. Ne zaman bir peygamber, bir Mehdi geldiyse hemen ona muhalefet etmiş insanlar. Mutlaka ona kötülük yapmaya, onu yakalamaya yeltenmişler. Hapsetmeye yeltenmişler. Hakkı onunla yürürlükten kaldırmak için batıla dayanarak, darwinizm, materyalizme dayanarak mücadeleye girişler İslam'a, Kur'an'a karşı. Ben de onları azapla yakaladım. Artık benim azaplandırmam nasılmış? İlk çektikleri azap ne? Mutsuzluk, neşesizlik. İşte darwinizm, materyalizm oluyor. Acayip azap çekiyor. Kendinden nefret ediyor, etrafından nefret ediyor, karısından nefret ediyor, babasından, anasından nefret ediyor. Okul arkadaşlar nefret ediyor. Bakın açın interneti, Facebook'a girin. Nasıl nefret dolu ifadeler göreceksiniz birçok insanda. İşte darwinist materyalist sistemin etkisi o. Kendilerini ne kadar çok aşağıladıklarını göreceksiniz. Yani iki husus dikkat çeker. Facebook yani adeta böyle bir hastane laboratuvarı gibidir. Bakın görürsünüz yani psikiyatri laboratuvarı gibidir. İlk önce kendinden nefretini anlatır. Ne kadar aşağılık birisi olduğunu anlatır. Nasıl insanlardan nefret ettiğini anlatır. Sonra da insanlara karşı kinini anlatan ifadelerini görürsünüz.